Analiz bölümüne hoş geldiniz değerli izleyenler, değerli dövüş spor severler. UFC 269'u analiz etmeye çalışacağız bu programda. Recep Mert bizlerle beraber e, ve ben de Yücel Tuğan e, ve uzun süredir beklediğimiz bir karşılaşma. E, UFC 269'un ana maçında, Charles Oliveira ve Dustin Poirier karşı karşıya gelecekler. Şöyle bir şey okudum Recep. 10 sene 9 ay gibi bir süre almış e, ve 27 maç Charles Oliveira'nın kemeri alması. Dustin Purya için de aynı şeyi söyleyebiliriz muhtemelen. E, şu anda interim kemer onda gerçi. Geçici kemer onda ama Hı -hı. Charles Oliveira'da e, e, Dastin Purya'da bu süreçte bir dövüşçü yani asıl kemeri alabilirse burada mesela Hı -hı. Charles Oliveira'nın yaptığını yapacak. Gerçekten kazıyarak tırnaklarıyla buralara gelmiş. iki dövüşçü karşı karşıya gelecekler. Charles ee, Oliveira Michael Chandler'ı yenerek kemeri almıştı. Habib sonrası dönemin ilk şampiyonu. ilk şampiyonu olarak kalacak mı? Sorumuz bu. Yani kalacak mı derken elbet bir gün. Yani, net bir cevap istiyorum sen. <laughs> <laughs> net bir cevap istiyor. Yani, net bir cevap vermek çok zor ya Yüce. Ne olur maçta diye bakalım yani. Hani. Yani tabii ki şöyle eninde sonunda düşününce ee, pat diye tahminimi mi söyleyeyim bilmiyorum ama yani Dustin Poirier nasıl birkaç, başlar mesela yani hani... nasıl başlar şöyle başlar diye düşünüyorum ben mesafe kontrolüyle ayakta başlayacaktır bir dalış beklemiyordum ben öncelikle hı hı. Ee, senin dediğine ben de katılayım ee, İkisinin de 145'ten çıkarak geldiği bir rotası var İkisinin de gerçekten 145'te olmayınca e, daha sonrasında 155'e geçerek böyle bir şampiyonluk bir kenar arayışına girdiği bir kariyer rotası var hı, hı. Dustin için bu değişim Conor maçında olmuştu sonrasında bırakıp e, 155'e gelmişti İyi de bir başlangıç tamam. yapmamıştı aslında. Michael Johnson maçıyla yenilerek başlayıp ondan sonra da bir iyi bir galibiyet serisine girmişti. Geçen programda da kadar. Michael Johnson nedir abi yani? yani Michael yenmiş, Johnson Tony Ferguson'ı yenmiş yani. Yani ilginç bir bug yani gerçekten. Yani Çok bazı acayip. Bazı insanlar gerçekten takılıyor bazı kilit isimler. Ama herkesin kariyerinde yükselmeden önce bir yenilmesi gereken adam herhalde bilmiyorum da. Evet, Habib olsun. için olmadı. Habibi de bir salladı gibi ama Habibi sonra konuşa konuşa. Yani de onu biliyorsun, hatırlıyorsun evet. sen de. Evet, adamın pes pesi. Yani hey. o tarafta şimdi birbirine stil olarak çok farklı iki dövüşçü. Hmm. Ee, Dustin Poirier de zaten çok komple ve şu an bugün geldiği konum çok çok tecrübeli bir dövüşçü ama Charles Oliveira'nın özel son yıllarda strikingindeki gelişme, e, dövüş zekası, dövüş akıcısındaki gelişme, ayaktaki işte başarısı ve sakin kalışı bir veteran gibi davranması mesela Michael Chandler maçı çok iyi bir örnek senin derim. Hmm. Michael Chandler maçında çok büyük bir Risk atlattı aslında ilk maçtan nakaldan evet. aynen, aynen döndü yerde resmen kafasını kaçırarak e, oradan kurtuldu o pozisyondan kurtuldu çok aslında kaybettiği belki de özgüvenin düşmesi gerektiği düşebileceği bir ilk round bitirdikten sonra hiçbir şekilde özgüveni zedelenmemiş gibi riskler alarak tekrar ikinci anda çıkıp bitirdi Michael Chandler'ı çok büyük bir başarı bu ya ve tam veterin hareketi. dolayısıyla onun geldiği nokta e, belki son görüşümüzden beri de e, kat ettiği gelişme nereye kadar vardı? Dustin Poirier üzerine ne kadar etkili olacak onu göreceğiz. Bazı çok tehlikeli olduğu pozisyonlar var. Özellikle jiu Jitsu'da. Herhangi bir submission da çok tehlikeli ama özellikle giyotinlerde yakalan, yakaladığı zaman neredeyse kurtuluş yok gibi. Yani bütün Hı. giyotin denemeleri ya da işte Dars denemeleri çok sıkı. Bence Hı. en başarılı gördüğüm yer orası. Yani şöyle bir durum da var. 19 galibiyet, UFC'de 19 galibiyet edilmiş. Mağlubiyetlerin çoğunluğu, hatta hepsi galiba bisiklette 66 kiloda olsa gerek. Bakmak ee, lazım. Var 19 mı? galibiyetinin 17'sinde rakiplerini bitirmiş. Hı hı. UFC tarihinin en fazla bitiriş yapan yani knockout artı submission bitiriş yapan dövüşçüsü Charles Oliveira. Bonus da rekorunda değil mi bu arada? Sanırım Charles? o seronayda galiba. Tam hatırlamıyorum ama yani ama ben oralarda de olması lazım. Şartını. Evet. Yani hı hı. ama sonuçta zaten bitiriş rekorunun Oliveira'da olması. Hani yoldan geçen birine sorduk, UFC nedir diye. <laughs> Sormadık tabii yani hani. Ee, Charles Oliveira sizce en fazla bitirişi yapmış mıdır? Biraz o manada küçümseniyor bence. Yani hani Charles Oliveira yani bu rekorun sahibi, bu rekorun sahibi olmasının <laughs> bir nedeni olması lazım. Bu İngilizce'de hep şey derler ya şimdi konuşmamamız lazım böyle şeyler aslında. Hep yayından önce konuşmuştuk İngilizce çok terim kullanmayacağız diye ama <laughs> Flying under the radar derler ya. Kendi evet. çaktırmadan çaktırmadan il, 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 ilerliyor. Aynen radar artı. Türkçesi Radar altı mı deniyor ona? Radar altı diye ya İnsanlara çaktırmadan bir başarı şeyi, grafiği izliyor adam. Hı hı. Dolayısıyla e, kimsenin ne gelmez gerçekten bu kadar çok galibiyeti oldu, bu kadar çok bitirişi oldu ya da performans bonusu oldu. Ama çok başarılı bir adam ve çok komple bir dövüşçü. Bana sorarsan en zayıf olduğu yer belki güreşidir. Ama Jujutsu'su müthiş tehlikeli. Yani bu arada güreşidir dedim ama yine küçümsemiş oldum. Tony Ferguson'la oynadı resmen. Yani küçük kardeşle oynadı, oynarsın. Yani küçük kardeşe nasıl oynar abi? Onun gibi oynadı bence. Ben ona şaşırdım. Yani. Orada ama şey durumu vardı bence. Tony Ferguson karşısında teknik üstünlüğü vardı. Teknik üstünlüğü hani, vardı değil mi? Grappling manasında teknik üstünlüğü. Güç üstünlük olarak da de... o bence kolay oynadı. Yani grappling olarak çok daha üstün doğru. Belli ki Hı -hı. çok daha üstünmüş. Yani orada bir boğuşmaya da girdiler. Her Hı -hı. boğuşma e, sekansından galip çıkan Oliveira oldu. Evet. Ferguson maçında. Hı -hı. Hani bu Dustin maçında olamayabilir. Böyle bir durum var. Dustin biraz daha fiziksel bir adam. Fiziksel olarak güçlü olan taraf, daha e, fiziksel olarak geniş olan tarafta, daha sert vuran tarafta. Evet. Ama Charles Oliveira biraz daha e, hedefe daha, yani accuracy'si daha iyi derler ya, daha doğrusu tutturma, nişan alma şeyi, oranı çok çok daha iyi, çok iyi vuruyor. Ama Dustin daha sert vuruyor ve yorulmayan da bir taraf. Dolayısıyla tam bir savaş aslında bu maç. E, Dustin'in çok iyi grappling ve jiu-jitsu çalıştığını biliyoruz bu kampta. Özellikle yere giderse, kendini yerde savunmak için ne kadar tehlikeli olduğunu çok iyi biliyor e, Charles Oliveira'nın. Dolayısıyla o taraftaki çalışması da ben sonuç verecektir diye düşünüyorum. Biraz da yere gitmekten çekinen taraf olacaktır diye düşünüyorum Dustin. Evet. <laughs> evet. Bu şurada nasıl kurulacak? Ben onu <laughs> hani maç başladı. Okey Mesafedeler. Ee, bir şekilde. Ama Dustin Poirier'in mesafede dövüşü bir yerden sonra değişiyor. Özellikle evet. rakibi ittikten sonra hani tellere doğru bir şekilde sıkıştırdıktan sonra hani da yaptı bunu ikinci maçta zaten bir yerden sonra işte o yoğun dövüşünü, kombinasyona dayalı dövüşünü, ellerini kullandığı dövüşünü kurgulaması için ortaya ya da yakın mesafeye geliyor hı hı. Dustin Puri'ye. Buralar sanki bana onun için tehlikeli olurmuş gibi geliyor Charles Oliveira karşısında. Hani dirsekleri de iyi Oliveira'nın dizleri de iyi. Hani <laughs> güç olarak belki Dustin kadar güçlü olmayabilir ama boy olarak sanırım daha uzun olması lazım. Yani boy olarak daha uzun belki de, ama. de daha fazla olabilir belki. Ee, ve yani grappling mesafesine giriyor aslında. Hani hı hı. vuruşlarını daha yoğun yapabilmek için Dustin Poirier. Oralarda bence Charles Oliveira bir fark yaratabilir gibi geliyor. Yani bir yerini tutup, klinci alıp hı hı. bir şeyler yaratabilir gibi geliyor ve e, en önemli şansı da sanki bu olacakmış gibi geliyor bu maçta. Çünkü sadece strikingde Dustin'e karşı durmak hakikaten çok zor. Kimleri kimleri yendi yani. Hani Max Holloway'ı yendi, en son işte zaten Conor'ı yendi yani. Conor gibi bir adamı yendi. E, işte, Brian Ortega'lı yapmış mıydı Dustin? Yok yapmadı Brian Ortega. Yok Brian Ortega'lı yapmadı. Hiç şöyle ben ya. sana şöyle söyleyeyim. Benim, benim fikrim Öyle şu var. şekilde o tarafta. Dustin için en aslında Dustin için e, avantajlı pozisyonu senin bahsettiğin clinch pozisyonu ve yumruk mesafesi pozisyonu. Hmm. Biraz daha uzaktan dövüşürlerse e, bence biraz daha uzun Kolibaren mesafeli ya. dövüşen taraf şey oluyor. E, aslında şöyle ayakta ve clinch'te daha çok ...Dustin Poirier'in avantajı olabilir diye düşünebiliriz çünkü... ...Dustin Poirier dövüşürken adımlayarak dövüşüyor. Stance değiştire değiştire. Hmm. Yumruğunu taşıyor zaten. Yumruğunu yani. taşıyor. Öyle bir bu. tane vuruyor, ters ters garda geçip sonra ters garddan bir tane daha vuruyor falan. Ede alberesi Justin Gage'i falan. Bunlarla dövüşüyor. Aynen yani. öyle. Clinch'te ise, clinch hala ayakta olduğun ve grappling başlasa bile... ...submission'ların daha zor olduğu bir pozisyon olduğu için clinch'te biraz daha güreşi iyi olan etkili olabiliyor. Ben Dustin'den bir dalış yapmasını beklemiyorum. Çünkü dalışta boyunu verme, giyotini verme ihtimali çok fazla olduğu için biraz daha çekinir diye bekliyorum. Yani ben şaşıracağım en azından dalış yaparsa ee, tellere doğru. Ama clinçten, Eddie Alvarez maçında ya da Justin Gage'in maçlarından da hatırlarsın. Clinch'te yakaladıktan sonra Clinch'teki kısa yumruklar, hatta böyle hammer fist vurmaya hmm. başlamıştı. Ya da işte Clinch'ten çıkardığı yumruklar, body shot'lar falan. Çok etkili Dustin'in. Dolayısıyla o tarafta özellikle vücuda çalışırsa, e ee, Charles Oliveira gibi biraz daha fiziksel daha zayıf, ince uzun olan bir dövüşte daha çok etki göreceğini düşünüyorum ben. Onları söyleyeyim. Şimdi ne 3 cm sadece daha uzunmuş. Kim? E ee, Oliveira ama e, o olarak mı yoksa reach mi? Boy mu? olarak e, reach'te e, vuruş mesafesinde ise kaç e, 1.90 gayet iyi yani. E, 10 cm avantajı var. Kimin? E, 7 cm avantajı var Oliveira'nın. Yani dolayısıyla yani çok büyük avantaj değil ama yani yani 7 7 santimetre yaklaşık 3 inç demek yani arayı kapat kapatma konusunda Dustin'e biraz daha çok iş düşüyor ama Dustin zaten daha adımlayarak dövüşen bir adam ee, dolayısıyla ayakta ve clinch'te yakın mesafede ben biraz daha Dustin'e avantajlı görüyorum hmm. ee, yere inecek mi? Ama bir i̇şte. taraftan şu yani yere yere inmesini kolay kolay ya yani inmemesini isteyecek. Dustin diye düşünüyorum. Çünkü geride gerçekten o sikletteki en tehlikeli adamlardan bir tanesi. Ne Hatta, çıkaracağı belli değil yani. yani orada. Şeye karşı çok güzel bir eşleşme olur diye az önce sohbet ederken söylemiştim sana. Onu da söylemek istiyorum şimdi. İslam'a karşı görmek çok eğlenceli olacak Charles hmm. E, Tam bir göremediğimiz Tony Ferguson Habib simülasyonunu izleyeceğiz. Hatta daha ileri seviyesini şey tarafında Tony Tabii tarafından. İslam Tony da daha daha iyisi. Yenerse, e, Tabii daha yenerse Charles kaderleri <laughs> kesilirse diyelim yani. Dustin yenerse. Yani hani evet biraz muamma bir karşılaşma. <laughs> e, striking de tamam gelişti Charles Oliveira'nın vuruşları. Ama e, <laughs> bence Dustin hakikaten UFC'nin <laughs> en iyilerinden biri. Boks manasında. Özellikle senin dediğin iki stansi de oynayabildiği için, iki duruşta da, iki kartta da dövüşebildiği için. Hatta bunun e, geçişini dövüşüne katabildiği için ee, çok farklı bir yerde duruyor bana kalırsa da. Ama e, işte o öngörülemezlik faktörü bence Oliveira'dan yana. Yani üç aşağı beş yukarı ne olacağını biliyorsun Dustin'in dövüşünde. <laughs> ee, sürpriz faktörü Oliveira'dan yana bana kalırsa da. Bu iş yere gider mi? Oliveira da aslına bakarsan yere gitmeyi o kadar da çabalayan bir dövüşçü değil değil ve çok iyi bir yere götürme stratejisi de yok. Yok, güreşi, güreşi dediğin gibi o kadar... biraz seviye düşük olduğu için. Yani Dustin'i yetecek kadar. Güreş... Dustin'i indirebilecek kadar değil aslında. Aynen. Dustin güreşi şeyden yani vuruşlarını daha etkili kılmak için işte dalış gösterebilir tellerde. Hani bana da öyle geliyor. Ama yere almak isteyeceğini zannetmiyorum çünkü çok tehlikeli. Oliveira. Hani tüm bunları birleştirince dediğim gibi hani seçmesi zor oluyor. Çoğu kişi Dustin'i çok net bir şekilde favori gösteriyor aslında. Hı, -hı bugüne kadar yaptıkları tabii ki buna bir gösterge. Ama Oliveira'nın ben küçümsendiğini düşünüyorum. çünkü o kadar büyük galibiyetler almış olmasına rağmen, seri yakalamış olmasına rağmen biraz göz ardı edildi. Hı hı. Hani Michael Chandler maçı tamam yakındı ama adam bu maçları kazanıyor zaten. Hani Michael Chandler maçında çok şöyle bir kilit nokta var abi. Michael Chandler'ı indiriş anı çok güçlü bir grupla değil aslında. Sadece Michael Chandler kaçarken kaçarken yakaladı bir tane sol hukla. Hmm. yani sol kroşe ile yakalıyor ve indiriyor. <gülüyor> <gülüyor> o Charles Oliveira'nın vuruş isabet şekli o kadar net ki, o kadar keskin ki. Ee, daha önce nakavt olmuştu da var Dustin'in. Yani Dustin giyince sendeliyen. Johnson, Michael Johnson'dan sendelide işte Conor'da da sendelidir diyelim. Yani konu çok eski ama bir anda ışıklarını söndürebilir şeyin Dustin'in. Yani doğru bir huku çıkarırsa çünkü direkten çok Hook'larla dövüşüyor, kroşelerle dövüşüyor Charles Oliveira Ve çok temiz dövüşüyor. Yani huku atarken kendi gardını hiç indirmeden atıyor. Çok teknik bir şekilde dövüşüyor. Hı hı. Yani çok hiç tembelleşmiyor o konuda. Hı hı. Dolayısıyla iyi bir hook oturması, oturtmasına bakar. Bir sendeleyebilirse sen sendelemiş Dustin'i TK ile bitirebilir. Veya sendeleyip yere düşmüş Dustin'i submit edebilir. O konuda hiç kesinlikle küçümsenmemesi gerekiyor bence. Hı hı. Ama öylesine bir an yakalayamazsa maç boyunca, 25 dakika boyunca e, Dustin gibi birini çok sert yumruklarla gelecektir. Vücuda çok çalışacaktır, onu yoracaktır. Ve kendisi de yorulmayacaktır. Dustin de ATT dövüşçüsü olduğu için, şunu hatırlatayım ben de. Murat Kazgan, Murat hep söyler ATT'den daha önce antrenman tecrübesi olduğu için Dustin'de. Bu adamın kolları laktik asit biriktirmiyor der, hiçbir şekilde yanmıyor derdi. Yani bitmiyor bu adam. Boks antrenmanlarında herkes sonuna kadar yorulduktan sonra bıraktıktan sonra bile devam eder Dustin derdi. Dolayısıyla dövüşme biçimi öyle. Yani hani tek vuruşta ben indireyim gibi bir dövüşme biçimi yok. Hani ama ona rağmen sert de vuruyor. Yani sert de vuruyor. Evet. Sert de vuruyor yani ona rağmen ya adam durmadan vurabiliyor yani. Kolları Aha. şişmiyor e, yani maçı, Gece maçı. Aynen. Yani. Mesela gösterdi. Yani Oliveira'daki mevzu işte Tutsik'teyken hani e, biraz çabuk bırakıyor diye eleştirilirdi. Hani kırılgan diye eleştirilirdi. Dustin Poirier'in de Öyleydi de. E, tamam. öyleydi de hı hı. Dustin Poirier'in de en önemli özelliği rakibi kırması zaten hı hı. hani Max maçını hatırlıyor biraz öyle oldu o evet. karşılaşma. Abi burada e, bu Dustin'in tabii ki güçte eli. Oradaki hiçbir şekilde bunu bırakmayış olursa ama o kırılganlığı değişti bana kalırsa. Evet. Ha zirve yaptı mı? Orası tartışılır Oliveira'nın hani o kırılganlığı. Mesela Michael Chandler maçı gidiyordu. Çevirdi bu bir şey. Bu iyi bir gösterge Kesinlikle, bence. Kesinlikle evet. E, dolayısıyla hani o taraf o kadar güçsüz değil gibi geliyor bana artık. E, bütün bunları konuştuktan sonra tahmini alalım. Yani tahminsiz olmaz. Dustin üzerine bir volüm böyle bir momentum inşa etmesi çok zor bir dövüşçü. Onu yenen yani bir momentumla yenen bir adam bulmak çok çok zor. Onu yendiği zaman adam var ya bitirmeleri lazım. Hı -hı. Ya da bitirmeleri lazım. Yani Michael Johnson gibi Habib işte ya. Habib gibi. E, kendisine volümle giden insanların her türlü momentumunu kesebiliyor. Mesela Max gibi bir adam herkesin üstüne gidiyor. Kar topu gibi büyüye büyüye gidiyor ve bir yerden sonra bitiriyor herkesi. Hmm. Max gibi bir adamın bile oyun kurmasını hemen engelleyip herhangi bir kombinasyonun arasına girip dalabiliyor. O fiziksel gücü var her zaman. O kardiyosu da var. Dolayısıyla bir fırsat bulamazsa, bir açıklık bulamazsa Charles Sorviera sonuna kadar götürüp maçı puanla alabilir, sonlara doğru ezedebilir Charles Sorviera'yı. Hmm. Ee, Charles Sorviera'nın şansı bence bir açıklık bulmakta ben sol yumrukla ya da bir kombinasyonla ikili bir exchange'de bir, mu, bir kırışta. Sırf yumruk mu yoksa bir olabilir mi? Yani? Ya, bir bir submission'a girmek için o açıklığı bulmak bir yumruk hmm. sayesinde çıkacaktır onun için diye düşünüyorum ben. Bir yumrukta saldırıp sendeleyip. Submission delip, sonuç olur. Submission sonuç olur aynen öyle. Evet. Böyle bir şey bekliyorum daha, e, şeyden, Charles Horvayra'dan ama tahmin etmem gerekirse. Yani, yani işte zor olan orada. E, Bu kadar ben, neden konuşmaya devam ediyoruz? O tahmine gelmemek için <laughs> konuşuyoruz zor, ama. Zorlu bir ya iki çok yakın bir maç. Hmm. Birçok kişinin düşündüğünden daha yakın bir maç. Çoğu kişi Doğan Dream'de dahil Bak, insanlar olmak üzere. Bak kupon yapacaklar bu söylediğine. Ya. <laughs> yani. Onun sorumlu almak istemiyorum ama. Doğan dirimde daha çok böyle olur mu canım. İşte belli zaten o maçın sonucu Dustin, Dustin diyor, diyor da. Tabii. Yani öyle değil o. o. Öyle belli değil yani. Dustin'in yenilme ihtimali de var bence. Hmm. Ama ben de e, puanla Dustin diyeceğim. Gerçekten mi? Hmm. O oh. Bakalım. E, Sen ne diyorsun? Ben puana geçeceğini düşünmüyorum bu maçın. Nasıl diyorsun? Yani Dustin mi diyorsun peki ya? Ee, ya ben sürpriz faktörü oynuyorum. Ben yani burada şey, yani kupon yapıyorlar diyorum izleyicilerimiz ama yani illa oynayacak vardır. Ben Charles Oliveira oynuyorum. Bu arada bu benim sadece tahminim. Ben isteğim... Benim için de çok yakın bir maç bu arada. Hı hı. Yani hani o şey dördüncü roundlara falan giderse bu iş. Yani zaten oralarda bir şekilde dörtte beşte bitirir gibi geliyor bana Dustin. Yani her ikisi de her ikisini herhangi bir noktada bitirebilirler bu arada. Ya Charles Oliveira'nın bir gücü yani azalıyor mu diyorsun sen gittikçe? Bit bence azalıyor ya. Yani kardiyo konusunda hani sen de söyledin yani. Dustin'le çekişmesi çok zor yani. Ama submission yakalarsa? Yakalarsa Aslında. olabilir ama yani buradaki mevzu hani nasıl bitirileceğini açıkçası çok... Ya yani ben submission'da biter diyeyim. Hani bir tahmin vermek gerektiği için oraya geleceğim. Hmm. Yani şu anda kafamda oynuyor gibi oldu yani. yani çünkü işte az önce dediğimiz şey. Bir yumrukla dirsekle yakalayabilir. Charles Oliveira ama ondan sonraki bitiriş submission'la olur gibi geliyor bana. Hani bir Hangi bitiriş nasıl bir diyeceksen, giyotin diyorum ben. Giyotin ne diyorsun. Giyotin diyorum. Bence de çok olası. Yani herhangi bir şekilde bir yumrukla salladığı bir anda Dustin'i, Dustin panikle o an ne yapsam moduna geçip Çünkü bir, Dustin'de de dalış oluyor yaparsa, bu arada. Olabiliyor tabii ki yani. yani sendelerse dalış yapabilir. Dalış Hı. sırasında ya giyotin yakalayabilir. Ya da işte, ee, kafakol diyeyim ya da Darce hmm. yakalayabilir ya da yani, hmm. yani kafadan geçirip ee, Darce ya da Bravo çok bir şey yakalayabilir. Yani benim tahminim şey, ee, şöyle diyeyim. Çok iddialı bulunacağım ama bu arada şunu da söyleyeyim. Yakın, ikisi de kazanabilir. O şahri düşerek tahmini yapıyorum. Ama sürprize oynamak benim derdim. İkinci round, Submission, Charles Oliveira. Umarım öyle olur bu arada. Charles Oliveira'nın kazanmasını ha. ben istiyorum. İstiyorsun. Ama ha. Dustin kazanacak gibi geliyor. Şu anda bana bakalım. Ama 5 da... round hakem kararı Dustin diyorsun. Şu an öyle geliyor. Yani hmm. çok o boşluğu bulamazsa Charles Oliveira. Dustin de çok iyi çünkü tecrübeli bir adam. Vermeyecektir o açıklığına. Vermezse o şekilde gide gide puanla garanti hale getirip işte 4-1-3-2... Hmm. kazanabilir gibi geliyor şimdi. Evet. Bakalım tabii Böyle tamamen... Böyle olması güzel oldu bu arada. Ya, ayrı şeyleri söylememiz. Ya bu arada... çünkü öyle bir maç yani. Bilemeyiz yani bu hmm. gerçekten. Yani çok bazı maçlar çok kendini belli edebilir ama bunu ben tekrar söyleyeyim. Bu MMA'den ne kadar anlamak anlamına gelmez bir maçı tahmin edebiliyor olmak. Tahmin edemeyiz yani. MMA'yı heyecanlı kılan şey bu. Bu kadar tahmin edemediğimiz için o yüzden heyecanlıyım. Çünkü evet. merakla izleyeceğiz hafta sonu yani. Gol olur gibi bir şey değil yani. <laughs> Öyle bir şey değil bu. Futbol gibi değil yani. <laughs> futbol izlemeyin arkadaşlar. <laughs> Eyvah gene futbola atılmaya <laughs> Ne anlıyorsun? Başlan... adam bir topun peşinde koşuyor. Ne anlıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> i̇ki adamı koymuşlar kafese de diyebilirler sana. Orada ruhunu teslim ediyorsun yani. Her şey var orada. <laughs> yani bahşet olmaz. <laughs> İkinci kemer maçımız Horoz Siklette. Yani tahmin etmemizin çok kolay olacağı bir maç olduğunu düşünüyorum. Amanda e Şimdi burada biraz daha ya. tahmin edebilirim. Aynen. Evet. Şimdi. Sanırım aynı ismi söyleyeceğiz. Bunu sanırım biz değil sadece 7 milyar kişi aynı ismi söyleyecek olabilir yani. bütün dünya, bütün galaksiler. Kaça kaç şey? Favori bilmiyorum ama. Aa çoktur yani. Hani Amanda zaten yani. 12 12 maçtır kazanıyor. Bu bu 5 6. kemer koruma maçı olacak. Eee üst siklette dahil olmak üzere tabii ki tüy siklette dahil olmak üzere. Juliana Peña tafı kazanmış e, bir dövüşçü. Ben ve tembette. en ileride de dövüşmüş bir dövüşçü. Valentina Shevchenko, de Randemi ki bu maçları kaybetti. En son Sara Mekmeni yenerek e, evet. kemer maçına hak kazandı. İşte Amanda nooldo siklette böyle oluyor yani. Hani önceki maç Derandemi'ye yenilmiş. Sonra Sara Mekmeni yenmiş bir galibiyet ve kemer maçı. Çünkü kimse yok. Kimse yani. yok. Ya gerçi 135-145'e göre yani daha Benton iyi ama. Kadar ama işte türsiklette randemi yendi. Valentina ile iki tane maç yaptı amanda. Ee, yok yani rakip çıkmıyor. Yani en son Megan Anderson'ı yendi Üst türsiklette, türsiklette. Ee, amanda Nunes o kadar çok acıklı bir maçtı yani Megan Anderson için. Ee, hiçbir şekilde rakip olamadı. Pena en azından bir rakip olacak. Onu bu, biliyoruz. Bu yani. öyle değil evet. Bu, bu gerçekten Hı -hı. gerçek bir rakip. Yani. Dediğine katılıyorum. Featherweight için daha doğru bence ama. Featherweight'te 1-2 galibiyet hmm. sonrası çıkarsın hemen şeye. Kemer maçına. O isteği de Ama Bantam, Bantamweight'te Juliana Pena gerçekten uzun zamandır kemer dövüşü sırası bekleyen ve e, üst düzey yani top 3, top 5 dövüşlerden bir tanesi gerçekten e, Bantamweight'te. 135 pound. Ama kilit maçları yani. da kaybetti. Tam kilit tam bir iki tane maçı kaybetti gerçekten. Aynen öyle. Valentina Shevchenko maçı çok sürpriz olmuştu. Orada Valentina'nın yine teknik olarak ne kadar üstün olduğunu görüyoruz. Holly hala bir gözüküyor yalnız ya. Ya. Beran de bir gözüküyor. Niye öyle anlamadım. UFC'nin sıralamasında orası etti. Bir karışıklık i̇nce var olabilir ama. Bir belki. Neyse. Juliana Peña aslında biraz daha e, boksu tedirgin. Biraz da rakibine göre ne kadar boks, ne kadar grappling yapacağını ayar, ayar yapabilen. Gerçi tüm dövüşler öyle de. Mesela Sara Mekmen gibi bir adam bir kadınla dövüştüğü zaman bir adamla, bir kadınla döüştüğü zaman biraz daha doğal olarak striking tarafını yani darbe yani vuruş yapma tarafını ön plana çıkarması lazım. Sara Mekmen olimpik seviyede bir güreşçi zaten Amerika adına güreşmiş bir kadın. dolayısıyla Sara Mekmen'e karşı uyguladığı stratejinin hiçbir anlamı olmayacak şu anda şeye karşı. Amanda Nunez'e karşı. Çünkü evet. Amanda Nunez bir kere Amanda Nunez'i yere indirme şansının çok çok zor. Mükemmel bir judocu yerde siyah ayrıca kuşak. siyah kuşak zaten şeyde de BGC'de de siyah kuşak. Dolayısıyla elleri de çok ağır. Yani nereden tutsan çok kötü bir eşleşme Juliana Penny için. için hayır. Burada çok büyük test edeceğimiz kısmı şu. Juliana Penny'nin bırakmaması. Çok büyük, çok hırslı, çok e, hırçın, güçlü, savaşçı, bir karakterli dövüşçü. E, ama yetenek havuzuna baktığın zaman e, ayakta veya yerde hiçbir türlü e, bir ölçülebilir ya da kıyaslanabilir bir tarafı yok Amanda Nunez'le. Evet. Dolayısıyla ben bu maçın ha, neyse sana bırakayım ben ondan sonra tahminimi söyleyeyim. Yo yani hani ben senin genel olarak dediklerine katılıyorum. Yani Amanda üzerinde de hani söylenecek çok fazla bir şey yok. Hani diğer maçlar daha kafa kafaya olduğu için hani biraz da bunu Hızlı da geçebiliriz bana açık kalırsa açıkçası bu karşılaşmayı. Yani buradaki mevzu tamam e, dayanıklı, penya vesaire ama işte Deran Demir'e de, Deran Demir'e özellikle Valentina Shevchenko'ya da submission'la kaybetti. E, böyle bir durum tabii buruşlarda hasar aldıktan sonra hani bu submission geliyor özellikle <laughs> Deran Demir maçında da. E, bu karşılaşmada ben Amanda nedense submission'a gitmiyor mesela hani o çok e, üstün bir yeteneği aslında. Yani gitmiyor, gerek ama duymuyor ama o kadar ağır vuruyor ki. Ama Nunes evet. kadınlara bir kadına göre çok çok ağır vuruyor gerçekten. Hmm. Ee, dolayısıyla yani bir iki tane yumruktan daha büyük highlight olma şansı varken, yani highlight derken viral olma o videonun görünme şansı varken evet. gitmeye ihtiyaç duymuyor. Valentina yani. yapıyor bunu mesela. Yani hani çok klas bitirişleri var Valentina, Valentina tam bir dedi. tam bir yani kgb suikastçısı yani acını. Evet yani mı bir görev kadını yani inanılmaz. Amanda mı sorusuna gelmeyeceğim tabii ama. Ona <laughs> yani çıkamayız. ya. Valentina'nın bu konusu açılmışken tavsiye edeyim. Bundan birkaç hafta önce, bir ay, iki ay oldu galiba ya da ee, Joe Rogan'a konuk oldu. Şey, Joe Rogan podcast'te konuk oldu. O bölümü herkesin izlemesini tavsiye ederim. Yani kadın hayatının hikayesini anlatıyor. İnanılmaz yani. Beş yaşından beri annesinin onu nasıl yönlendirdiğini Muay e, Thai'ya Muay Thai'den sonra nasıl diğer işte dövüş sporlarına nasıl geçtiğini hepsini anlatıyor. De dünya vatandaşı Dünyazı ben o yani. kısmına da bayılıyorum. Sekiz dil falan biliyor galiba. Ya yani. bir sürü dil yok sekiz dil bilmiyormuş ama yani dört dil temiz konuşuyor galiba. Zaten doğuştan Rusçası şeyi var. İspanyolcası e, var. Ee, İspanyolca Peru'da öğreniyor. Hı. İngilizce e, var zaten. İngilizce şimdi bir de Tay öğreniyormuş. Ha. Hı -hı. Allah Allah. Hedefler başka Tayland'a gidiyor sık sık. Yani Tayland'da zaten sürekli zaten kampa gidiyor. Hakkı. zaman geçiriyor. Tayyip. Tayyip Peru Peru'yu çok bile yaşasam, yani hani. nerede yaşasam, nerede yaşarsam yaşayayım. E, senenin her 3-4 ayını ben hmm. Tayland'a geçiririm diyor yani kadın. Tayyice çok zor. Alfabe zaten. Alfabe bambaşka. Alfabe aynen. şey yani böyle alfa alfabesi efendisi. gibi yani hani böyle şey <laughs> aynen. bir tuhaf. Bir ara şey olmuştu Eurosport'tayken. E, umut Işık vardı yani o boks, anla, boks o anlatıyordu. Aynı zamanda e, kickboks da geliyor falan. İşte bir muhatay organizasyonu Eurosport'ta yayınlandı. Not gönderdiler. Tayyice göndermişler. Abi notları yani. Bravo. Böyle bakıyorsun. Resim gibi bir şey yani. Hani oradan. Akan çizgiler. Yani, evet, Hakan, çizgiler. <laughs> Tayyice'yi öğrenmeye niyetlendiyse helal olsun diyelim kendisine. Anlıyor mu zaten bir yere kadar söylüyorum, bir yere kadar ha, konuşuyorum. O ayrı evet, okumak evet. okumak falan çok zor yani. Okumayı da şey yapmış ama tam her konuda konuşabilecek seviyeye gelip akıcı konuşamadığım sürece ben hmm. bu dili biliyorum demem diyor. Hmm. Okay. İdealist de bir kadın yani. Yani şey bonjourno deyince İtalyanca bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum diyor aynen. <laughs> fazlası lazım diyor. Bonjourno o zaman tahminini alalım. Tahminim valla birinci nottan çıkar mı acaba? Olabilir. Niye olmasın? İlk iki round diyelim o zaman. TK öyle bitirir diyorum ben. Aynı fikirdeyiz. Temiz knockout olmasa bile TK öyle hakem araya girer ve... Ben de ikinci round diyorum. Ground and pound. Hmm. Yani ilk round diyorum ben de. Ben de defa kafamda olsun. canlandırıyorum yani. Almış e, tellerin kenarına yerde vuruyor yani. Hani ya dürüst, duruş tarzı... Araya. Şey, dün, hakem dün, araya. vuru atış tarzı o kadar uzun mesafeden dövüşüyor ki o siklet içinde. Yani tam böyle bir de rakibini yakalayış tarzı yumruklarının şimdi birazdan konuşacağız mesela Cody Garbrandt öyle değil. Cody Hı. Garbrandt baya işte fon botu diyorlar ya işte telefon kulübesinde dövüşür gibi kısa mesafeden vurmayı seviyor. Evet. Amanda öyle değil. Amanda çok daha uzaktan yumrukların uçuyla Elinin ucuyla değecek şekilde ayarlamayı seviyor yumruklarını. Evet, elde, elde yani ama. Bir... O mesafeden de sen hiçbir şey yapamıyorsun bir anda. Ama Nunez daha fiziksel olarak iri taraf bu arada Julien Peña'ya göre. Şimdi bence belirgin bir size farkı olacak yani cüste farkı görünecek şeyde de arasında. Ya zaten o vuruşlarla beraber dediğin gibi e, rakibi tellere doğru itiyor. Tellerle sıkıştırdığı zaman da işin çok zor yani. Orada bir knockdown pozisyonunda yerde kapanmış gran, e, bir e, penya üzerinde bir Amanda Nunes görüyorum. Görüyorum böyle şey yani görüyorum ve e, hakem araya giriyor. grandan Pound sırasında, yerdeki vuruşlar sırasında diyelim. Bunu herkes yapıyor abi artık. Ya yani evet. ya yani ben sahip de şey yani böyle eğitine... kehanet gibi söylüyorum ama yani araştırılacak hani evet, olacak. Çok olan doğru o söylüyorsun. Yani. yani şu ne kadar hırçın dayanıklı olduğunu da değişmiyor, fark ettirmiyor konuyu. Hmm. Yani Amanda Nunes gerçekten o kadar sert ki, Juliana Peña çok dayanıklı bir kadın bu arada. Yani hmm. bana sorarsan Ronda Rousey'den falan daha dayanıklı bir kadın, bırakmayan, pes etmeyen bir kadın. Hmm. Evet. Ama vuruşlarda yani etmeyebilir yapabileceği belki. Yapabileceği bir şey yok muhtemelen. Ama aman da çok güçlü ya. Evet bu konuda hemfikiriz. 3 üçüncü maça geçelim. Bel tersiklet 77 kilo. Joff Neal, Santiago Ponzinibbio. Ee, Santiago Ponzinibbio sakatlıklar, ölümden dönmeler, 7 maçlık seri çöp oldu. Li Jingliang'a nakalt oldu. Ama sonra geldi e, Michel Baeza'yı yendi. Evet. Ve yılın maçlarından biri o maç bu arada. Ee, izlemeyenler varsa da e, bulup izleyebilirler Bayez'e karşılaşmasını. Yani pek çok listede yılın maçlarında arasında geçiyor. İlk 10 maçı arasında geçiyor. Ee, ve şimdi Joff ile karşılaşacak. Ee, Geoff de Jofnil ama son iki maçını kaybetti. Nil Magne'ye yenildi en son. Evet ve Steven Thompson Wonderboy'a yenildi. Steven Thompson'a yenildi ama hakem kararıyla kaybettiği maçlar. Bunlar da bir gösterge onun dayanıklılığı açısından bana kalırsa. Gerçi Nil Magne'ye puanlı yenilmek normal bir şey olsa gerek. Ee, Wonderboy Thompson'a da öyle aslında. Aslında öyle evet. <laughs> Buradan e, biraz da hızlanalım diyorum ben açıkçası. Senin ya direkt tahmini mi alalım? Ne yapalım? Şöyle çok kısa bir tarzlarından bahsedeyim. Sen bahset aynı. Jeff Neal biraz daha parmak ucunda dövüşen, gir çıkları daha fazla yapan biri. Yana daha çok adımlıyor. Bence tek problemi şu. E, Southpaw dövüşen biri bu arada. Sol eli dövüşüyor. Cebini çok kullanmadan hiç yoktan direkt güçlü elini hmm. tak diye çıkarıyor. Yani sol eliyle e, direkt ya, hiç kurgu yapmadan, oyunu kurmadan direkt çıkarabiliyor. O onun biraz daha karşı taraf tarafından e, tahmin edilebilir bir dövüş tarzı hmm. sergilemesine neden oluyor. Yani Jeff, Jeff izleyip ne yapacağını tahmin etmek ve korumak ona karşı biraz daha kolay olabiliyor ama Santiago Panzenbio e, eskisi gibi biri değil artık. Yani bundan 3-4 sene öyle. önce olsa ya bunu son 3-4 senede, son 5 senede, 4 senede MMA'yi takip etmeye başlayan arkadaşlar belki e, Santiago'nun ne kadar büyük bir olduğunu bilmiyor olabilirler ama Santiago gerçekten kemere gidiyordu ya. Kemere yani. gidiyordu yani bu adam Hı -hı. hastalığı hastalanmasa 2-3 seneye yakın bir ara verdi. 2 seneden fazlaydı. Ara Unuttum ara verdi zaten doktorlar dövüşemezsin. Aynen demiş. Ve oradan dönüp tekrar UFC'ye devam etti. Ve devam etti. Geldiğinde de eskisi gibi görünmedi bu arada. Yani başta bir iyi gidiyordu. Sonra Lijinganga işte yenildi. Bir yakalandı. Yani çenesi de eski gücünde değil bana sorarsan dövüş tarafından mesela dövüş IQ'su da o kadar aynı seviyede değil ya fiziksel performansla aynı değil gibi geliyor bana. Miguel Baeza maçında da yani hani tamam gecenin maçı olduğu yılın maçlarından biri ama yani eski Santiago Ponzini bir olsa o maç öyle olmaz. Böyle hani... bir kıyas olmaması lazım abi zaten denk Miguel Baeza'la yani. denk olmaması lazım. Yani hmm. yukarı oynaması lazım. Yani Camoru falan kıyaslanması lazım da öyleydi en son yani en son bıraktığımızda ikisi de prospekti. Yani gelecek vadeden dövüşçüydü. Ve ikisinden biri şampiyon olacak diyorduk. İşte biri gitti, öteki şampiyon zaten şu anda. Hmm. Dolayısıyla tahmine gelecek olursak çok hızlıca getireyim ben istersen. Hmm. Ters duruşlarda dövüşüyorlar. Jeff Neal biraz da e, high kick çıkarmayan, yani tekme çıkarmayı, yüksek tekme çıkarmayı da seviyor. Öyle hmm. bir boşluk arayacaktır. E, biraz Santiago için tahmin edilebilir bir dövüş tarzı var. Ama Santiago'nun da tembel bir tarzı var. Bazen ellerini indirme huyu var. Ona rağmen yakalanabiliyor. Hı. Ben çenesine güvenmiyorum Santiago'nun. Her ne kadar iki tane yenilgiden gelse de Geoff Neal'ı biraz daha avantajlı görüyorum o konuda. Bu arada ayakta geçecek bir maç. Striking maçı olacak. işte de İlmez, bence de yani, evet. Kolay kolay yarayınca beklemiyorum. Yani yakalayabilir Geoff Neal. Çünkü kendisinin yenilmesi ya da bitirilmesi, nakat olması zor biri. Hı hı. Ben yakalayabilir diye düşünüyorum. Veya puanlı kazanabilir diye düşünüyorum. Ben Jeff Neal diyorum. Tek... Ya 2-1 ya da knockout. Hı, ikisinden biri dedim. Evet. Ee, ben de şunu söyleyeyim. Yakın bir maç bu arada ama yani. Tabii. Yakın bir maç. Yani ben çok Jeff Neal'e güvenemiyorum. ya. Bir de şöyle bir faktör var. Jeff Neal işte geçtiğimiz hafta e, yanında silah varken hmm. alkollü bir şekilde e, polis tarafından yakalandı, gözaltına alındı falan hani kefalette çıkarıldı. Ee, en son ne oldu bilmiyorum ama kan testi bekleniyordu yani alkol var mı yok mu ona dair. Çünkü Amerika'da şey durumu varmış. Hani bir suç işlediğinizde yanınızda silah varsa o silah üzerinden de bir ceza alıyorsunuz gibi bir durum varmış. Dolayısıyla böyle bir sürecin de içerisinde. Bu maç iptal olur mu olmaz mı da aslında Hı -hı. konuşuldu MMA medyasında. Ama görünen o okay ki olmayacak. E yani, ne kadar sağlam bir kamp geçirdi, bu ne kadar kampı böldü. Bilemeyiz çok diyorsun. bölen bir şey değil. yani Hı -hı. Muhtemelen bir gece kalmıştır ya da iki saat, üç saat kefaleti ödemişlerdir, çıkarmışlardır. Hani Bunun dava sürecinin devam etmesi o tahlillere falan filana bağlı yani. hani Oraları bilmiyorum yani hani, ne olur ne biter. Hı -hı. E, dolayısıyla ama bu kafa karıştırıcı bir süreç. Olabilir. Yani insanın odağını değiştirebilir, motivasyonunu belirleyici olabilir gibi geliyor bana. Biraz ben dövüş tarzında çok çok beğenmiyorum açıkçası Joff Neill'in biraz savruk geliyor bana Jeff Neal yani hani doğru teknik bir tarzı e, yok o kadar bence teknik bence de. değil yani yana adımlamalar okey Mark Perry maçı mesela yani ama Mark Perry de bodoslama giden adam yani hani ona karşı o adımlamayı yapman kolay Mark Ponzi... Perry'e karşı demiştin sanırım Joe Rogan'larda çok teknik Jeff Neal diye ben o kadar teknik bulmuyorum mesela ben de bulmuyorum yani ona yani. karşı öyle göründü ama şimdi burada o kadar görünmeyebilir olmayacak yani ben tahminimi yapmam gerekirse Ponzi'nin bir puanla diyorum yani. öyle mi? Evet. okey bunda asıl farklı kararlarda olduğumuza sevindim yani evet Hı, -hı. Bugün farklı gidiyoruz aslında. Amanda'ya yani şeyde hadi yani eğlence olsun diye mi dedim bilmiyorum Charles Oliveira'yı ama. Oliveira yok. Aşağı evet. ama. Ya biraz sürprize oynamak istedim ben orada. Bir de şey O güzel. Yani Charles Oliveira'nın yani Dustin benim en sevdiğim dövüşçülerden biri. Ee, ve aslında akıl burada Justin Dustin diyor zaten. Ama ben sürpriz faktörü Charles'ta daha fazla buluyorum ve bu maçta biraz sürprize oynamak ben de olsun istiyorum bu arada. düşünüyorum yani. Sürpriz olsun istiyorum. Bir de yani Dustin kazanırsa bırakır falan gibi geliyor bana yani hani dövüşmedi kimse kalmadı ki evet. Dustin. Öyle Doğru. bir durum var yani. Eee, kazanırsa ama ortalık karışır biraz. Siklet karışır yani hani Doğru. orada. Ee, bir sonraki maçımız Kai Kara Frans, Cody Garbrandt gerçekten yazı tura gibi bir karşılaşma olabilir gibi geliyor bana. Ee, öncelikle şu soruyla başlayayım. Knockout bekliyor bekliyoruz. E bunu da bekliyorum. Bu gecenin kırışma maçı zaten. Bir de ilk maçı bu arada tür ilk maçı olacak. Sinek siklette e, Cody Garbrandt yani siklet iniyor. Ne kadar iyi inebilecek onu da ayrı göreceğiz. Fotoğrafı gördün mü bu arada yani? Gördüm gördüm müthiş Erim, bitmiş her, tarafı, yani. Aynen. her tarafı bitmiş. Tam şey gibi görünüyor. TJ de öyle görünmüştü ya Henry Savo'da maçı öncesinde. o evet, da böyle evet. bitikti. Bir şey var mı? Çıkar mı acaba bunda da? Ne gibi? EPO'dan mı çıkmıştı TJ? Bir e, bir substance yakalandı bunda. Bir, bir yasaklı hmm. madde yakalanmıştı sonrasında. <laughs> ya, tam o maç yani. sonrasında. Zaten onun üzerine iki seneye gitti. Yeni geldi ya TJ yani şimdi. Cody'nin söylemleri falan tam böyle doping karşıtı gibi falan duruyor ya ama belli olmaz tabi o işler yani ama ama şey değil. Yani o sikleti aşağıya inebilmek için öyle olman gerekiyor. Yani yapacak bir şey yok. Gitmiş bütün yağlar falan. Sırf Hı -hı. kas kalmış. Ee, açıkçası çok sağlıklı gözükmüyor Hı -hı. bu arada. Ben beğenmedim yani ama eee bu siklete o gücü taşırsa Cody Garbrandt yani vurduğu herkes yıkabilecek bir kapasiteye sahip. Rob Font'a yenildiğinden yani sonra o da hakem kararı. Mesela o karşılaşma hani benim söylemek istediğim son 5 maçın 4'ünü kaybetti bu arada. Bir Çok... Rafael Sanso'yu yendi. O da sürpriz Müthiş ee, bir nakaltı ama o. Sırtına, eline, şeyini, arkasına sakladığı bir yumrukla hmm. çıkarıp vurdu nakalt. o nakaltı. Yılın nakaltlarından Öyle miydi acaba? PJ iki kez yenildi. Sonra Pedro'ya <laughs> nakalt oldu. Sonra <laughs> Rafael sağya Nasıl ya? Yılın nakaltlarından değil miydi o? Yani ben Sen şey olduğunu düşünüyorum. Mi? Ben... E, bu aynı gece dövüş çok bu, arada trajikomik olmuş. Sean O'Malley'nin... aparkatı gösterip şey yapması yani attığı yumruk... Ya yani yılın nakal... Kimi, kimi nakalt etmişti o? Sean ee, O'Malley mi? Gillespie'yi nakavt etmişti galiba. Unuttum yok, Şimdi. Gillespie yok. de dövüşmedi. Yok kim nakavt etti? Ben kafa karıştırdım. Şimdi neyse. Ona ne geleceğiz birazdan zaten. Neyse. Ee, o yılım nakavtı bunlar değil bu arada. Şeyin işte ninja tekmesi var ya. Joaquin Buckley'nin. Ha tamam Orada yani hangisi olmalı diye konuştuk ya geçen. Benim için ikinci buydu yani hani Kodim'in. Ama bu 2020'den bahsediyorum. Eddie Winant bu arada ben karıştırdım. Eddie Winant evet. Şey. Rob Font'a hakem kararıyla yenildi. Rob Font'a hakem kararıyla yenilmiş olması Cody için benim için iyi bir gösterge. Çünkü önceki dört yenilgisi... En azından çenesi vardı. En azından biraz <laughs> bir gelişim var gibi geldi. Çünkü önceki dört yenilgisi knockout. Knockout oldu yani. Hani. Buna rağmen... E, Kay Kara France... O da git geldi bir karneye sahip. UFC'de 5 kilik bir karneye sahip. 5 galibiyet, 2 yenilgi. Ee, yenildiği isimlerse tepe isimler. Biri zaten şu anda şampiyon Brandon Moreno'ya yenildi. Ee, ve Brandon Royval'a yenildi. Ona Submission'la yenildi. Son maçını Rogerio Bontorini nakalt ederek kazandı. Daha mesafede dövüşmeyi seviyor. Kay Kara Frans. Daha uzun bir yumrukları doğru. Uzatıyor yumrukları. Ee, sürekli bir yana adımlaması var. Öyle bir ona dikkat ediyor. Yakına girmek çok istemiyor gibi geliyor bana. Ama Cody maçında girmek durumunda Cody girecek bence yani yakına. Cody'nin elleri çok ağır. Yukarıdan buraya bir ekstra güç getirecek bence bu siklete. Ee, deyip burada da e, sürpriz olarak nitelendirilebilecek tahminimi yaparak sana bırakacağım sözü. Evet. Ya da sen de söyle ondan sonra tahmin. Yok yap. bu sefer sana bırakayım ben tahmini. İkinci ben söylüyorum. Ee, Cody diyorum ben burada. Yani sürprize oynuyorum gene. Bu maç yani, gerçekten bu, 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 hafta sürprize Yok, oynuyorum. Yok ya sürpriz oynamıyorsun. Bu maç her türlü sürpriz zaten. Kim kazanırsa nakalt da seferiniz? olabilir Cody yani. yani burada Aynen. ben bir nakalt bekliyorum bu arada. Ben de bekliyorum bu maçta. Ve bu nakaltın ikinci roundda olacağını düşünüyorum. İşte Kaykara... Ya çünkü Cody'nin bir şekilde içeri gireceğini düşünüyorum ben. Yani o dövüşü bence Kaykara Frans çok fazla beğen, istemiyor, sevmiyor yani o şekilde dövüşmeyi. Oradan da o işte o kısa kroşelerden birini bulur. Ve bulursa da Nakal gücü çok yüksek Cody'nin ve burada kazanabilir gibi geliyor. İkisi de ikisini birbirine nakal atabilir. Edebilir. İkisinin de o gücü var yeterli. Yani. O hiç şüphe yok ona. Ee, bence çene olarak Cody biraz daha yıpranmış olabilir. Kayı Karafrans da. İkisi de boksör bu arada. Bu bu bu, bu maç Hı. bir boks maçı olacak. O da kesin hemen hemen. Yani ayakta. Ben tekme dahi çok az görürüz diye düşünüyorum yani. Ya da biri diğerini yere almaya çalışırsa çok şaşıracağım yani. Dolayısıyla ikisi de boks egolarıyla dövüşecekler diye düşünüyorum. Mesafeyi kapatmaya çalışan taraf dediğim gibi Cody Garbrandt olacak muhtemelen. Daha uzun mesafe dövüşen taraf çünkü kayıkara. <laughs> Kayıkara'ya göre Cody Garbrandt'in zaten 135'te hızlı olan Cody Garbrandt'in bile 125'te daha da hızlı olacağını düşünüyorum ben. Çok büyük bir hız farkı görebiliriz bence. Çünkü çok daha yavaş kayıkara bence. Maç sırasında o daha ortaya çıkacaktır. Ama zamanlama olarak yani yakalayabilirse ünlü düşünür Conor McGregor'ın dediği gibi timing, beats speed. Evet, onda nereden yani. aldıysa artık. E, zamanlama oluyor. hızı yener. Aynen, zamanlama hızı yener. E, precision beats power bir de. E, yani keskinlik. Yani keskinlik gücü gü yener. Gücü yener. Hmm. Zamanlamada hızı yener. İsabet şey. gücü yener. İsabet gücü yener, zamanlamada hmm. hızı yener gibi bir şey dönsemişti. Yani zamanlamayı iyi ayarlarsa bir ya yani çok yazı tura bir karışma sırasında bir tanesi gidecek bence. İşte bana öyle bir şey olacak gibi geliyor. Şöyle bir, benim hayal ettiğim senaryo şöyle bir şey. Yani e, ikisi de çünkü şey dövüşüyor. gard dövüşüyor. Yani hmm. ortodoks dövüşüyor. Ceble başlayarak 1-2-3'te yani e, sol sağ, sol kroşede bir tanesinde önde gider gibi. Yani zamanlamayı ayarlayıp kayı kara, ben de sana hadi ters olsun burada. Hmm. Kayı karanın önde yakaladığı sol hukla, sol kroşe ile yakaladığında knockout olup boşluğu havaya atacak gibi geliyor bana. TJ'in yaptığı gibi diyorsun. TJ'inkine çok benziyor <laughs> aynen. Tam öyle bir şey bekliyorum ama atıyorum tabii ki. Güzel. Atıyorum derken tahmin ediyorum bir öyle olmayabilir. Kendi de knockout olabilir Kayı Kara. Güzel bizimkiler böyle dizi, film senaryosu gibi oldu yani. Hani <laughs> öyle sonuna falan. kadar. Koreografiler iyi yani hani <laughs> bu, 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 hafta. <laughs> şöyle tükürükleri sarı evet. saçılacak falan. Değil, değil mi ya? şey... Ee, şey Masvidal'in su damlacıkları gibi. Of, evet. Ee, Ana kartın açılış ma e, maçı eee şu an O'Malley. Shannon O'Malley gene geliyor. Gene sıralamada olmayan biriyle karşı karşıya. Yok 15 sanırım şu an. Öyle mi? Abi 15 sıra 15. numarada olması lazım. Bakayım. En yani sıralama olsun diye verdikleri 15 numaradan bir giriş maçı. Ya burada biraz böyle ikiye ayrılıyor, ayrılıyor diye gördüm insanları ben. Sana güvensizlik yaptığından değil. Yok yok ben de emin ol ben de emin değilim kendimden şu anda. Değilmiş. 15 değil miymiş? Ben 15 değil miyim? 15'te yani. de şey var kod istemim var. Allah, da, değil senin, mi bu senin, bu? senin baktığın sıralama güncel olmayabilir mi ya? UFC'nin app'inden bakıyorum uygulamasından. Valla yani. az önce baktığın şeyde de yanlış görünüyordu ya. Ya da Holy Home alakası mı görünüyordu? Ben de bu bakayım hadi. Ay, UFC kendi şeyinde bunu doğru yazamıyorsa bu benim kabahatim değildir. Yani açık konuşmak gerekirse. <laughs> kendi uygulamasından bakıyorum ben. Sen nereden bakıyorsun? Ben de oradan bakıyorum. Dur bakayım. şimdi. Yani uygulamalar Senin uygulama arasında. uygulama farklı, benimki farklı. Güncellememiş uygulamayla mı değişiyor? Güncellem. Doğru. Doğru. görünüyor. Maalesef. Hatta bu maçın. E, ben 15 diye hatırlıyorum nedense. ya da belki değil demek. Bu gibi. maçın konuşulması şey üzerinden. Hani buradan kazanan kişi ilk 15'e dahil olacak diye konuşuluyor bu maç zaten. E, Pavia. Yani Brezilyalı yüz siyah kuşak. Bu bir fark yaratır mı grappling manasında? Yani grappling'e gidebilir mi diye sorayım. Ve üç maçlık bir galibiyet serisi var. Mark De La Rosa, Jalgas, Jumagulov, ki kendisi en son Manel Cape'ye yenildi bu hafta. Ee, ve Kyler Phillips'i yendi. Zaten Sean O'Malley'i biliyoruz. Bir tek Chito Vera'ya yenildi ki o ilgiyi de kabul etmiyor nedense. Ee, Tam Conor McGregor sendromu. Hayal etmiyor yani. Hani Saçmalık e, yani. Bu... Bence de. En son şeyi yani Moutinho'yu yendi. Ee, Şanome ile gerçekten Moutinho'nun dayanıklılığını gördüğümüz bir yerde de saçma sapan bir maçtı yani. hani Gerçekten ya. E, uyumsuz bir eşleşmeydi. Ondan önce de Almeida'yı nakat etti. Hatta bir maçta iki kere nakat etti. İlk üzerine gitmeyerek sonra üçüncü randa bir daha nakat etmişti. Şanome ile her zaman keyif. Her zaman işte UFC'de de zaten pay per view'lerde ana karta koymaya çalışıyor onu. Ee, çünkü çok fazla da takipçisi var. Eğlenceli de bir karakter, iddialı da bir karakter. Ee, burada ona bir sorun çıkarabilir mi Payva? Çıkarabilir. Ben burada iki tane ihtimal görüyorum maçın maçın gidişiyle gidişatıyla alakalı. Yes Anomali çok güzel bir mesafe kontrolü yapıp uzaktan avlayacak. Hı, hı. Yumruklarla, tekmelerle, daha sürpriz hareketlerle. Böyle döner tekmelerle falan. Ama bence tekmeler bu maçta onun için bir risk. Çünkü Pavia'nın çok güzel bir tek down oyunu yok. Daha çok jiu Jitsu'su çok ileri seviye olduğu için tekme yakalamaya yönelik bir eğilimi var. Tekme hmm. yakalayıp tek down'a götürmeye eğilimi var. Dolayısıyla bir, tek, bir tekmesinin yakalanması, olayın yere gitmesi çok büyük risk Şanomali için. Hmm. Dolayısıyla Şanomali de bu arada Şanomali de çok kırılgan biri yani. Ee, bir tekme atıp kendini sakatlayabilir. Kendisi de kabul etmese de yani. Evet. Ayakta durmakta zorlanabilir. Bir sürü şey olabilir yani. Dolayısıyla benim beklentim şöyle. Ya gelen knockout edecek Shannon Ali hmm. ayakta. Ben hiçbir şekilde ya yani kolay kolay gitmez diye düşünüyorum bu Yere e, mi? şeye, puana gitmez bir maç diye düşünüyorum. Aslında Kyle Phillips <laughs> maçında da vuruşlarla başlamıştı Payva, <laughs> e, hatırladığım kadarıyla. <laughs> Ama daha sonra vuruşlar işe yaramayınca daha grappling'ini kullanmaya başladı. Ama işte dediğin doğru. Yani burada mesafe ayarını çok iyi yapan bir dövüştü Shannon Mey. O e, takedown'u vermeyebilir <laughs> e, payvaya. Bu maçta belirleyici olacak olan şey bu. Takedown'u verirse de bence yani submission'a bile gidebilir yani hani bu karşıda. O yerde bir oyunu olduğunu ben zannetmiyorum açıkçası o kadar ya, yüksek bir oyun olduğunu. Fena değil ama böyle bir, bu, bu seviyede kendini savunabilir mi? Bana da biraz zor gibi geliyor. Yani knockout için işte tekmeleri de biraz devreye sokması onun için iyi olabilir. <laughs> Bu maçta da hani tersinden bir sürpriz diyeyim ben hani tahmin olarak puanla O'Malley diyorum. Olabilir. Umarım o kadar sabırlıdır O'Malley. Ben çünkü şöyle düşünüyorum. Muhtemelen cep üzerine kurulu bir oyun oynayacak. Yani sola delici çalışacak, çalışacak ve sola doğru hep böyle kaçacak yani sürekli olarak. Ee, dolayısıyla kaça kaça bir şekilde ya da sağ sol yan kaça yani yan kaçışlar yaparak bir şekilde rakibi yorarak çok net bir açıklık görürse tekme çıkarmayı düşünecek ama ee, herhangi bir yere tekmesi yakalanırsa onun için çok büyük bir risk ee, ben puanla değil de knockoutla kazanır diyorum eğer o zamana kadar bir şekilde tekmesi yakalanıp da submit olmazsa hmm. çünkü yere inme ihtimalinin yüksek öyle olduğunu tekmeyi tutup üzerine sürüş şeklinde gidebilir pavya hmm. veya çekip işte bir şekilde trip yapabilir ee, öyle bir şey olmazsa e, bence, bir... bence bir bitiriş bekliyorum ben TKO bekliyorum yani bir işeden. şey söylesem? TKO Kaçıncı round? Şanlı ikinci round. İkinci round. Okey. Okay. Ee, ana kartı böylelikle bitirmiş oluyoruz. Alt karttan konuşmak istediklerim. Şöyle hızlıca geçelim. Alt evet. karttan bu arada kart komple dolu. Hem e, işte early preliminary kart hem preliminary kart. Early preliminary'de de Ryan Hall dönüyor. Topu oraya kaybetmişti çok uzun aradan sonra hatırlarsın. Hmm. E, bu sefer Derek Miner ile dövüşüyor. Tam böyle e, yani tam bu da tekmesi yakalanacak bir adam. Yani bir, hmm. bana sorarsan onu tahmin edeyim sana. Heel hook'la Heel hook'la. Direkt heel hook birinci round submission diyorum. Ya da işte leg lock'la neyse. ikisinden birini okay. yakalayabilir. Onun dışında en önemli isimlerden bir tanesi Dominic Cruz-Pedro Munoz maçı var. Dominic Cruz okay. geri dönüyor. Bu arada gecenin maçlarından biri o. Alt kartta. Evet. Ee, Dominic Cruz geri dönüyor. Dominic Cruz'a laf attı Şanomeyli. Ee, bunu kafaya takıyordur alt kartta olmayı falan diye. Dom da hayır falan dedi ama bence takıyordur bu arada. Kesin takıyordur. Egosu onun... E bu arada bu maçta bir alt kartı da canlandırmak istiyor UFC. O yüzden koyuyor bu tür maçları da alt kartı ama bu maç yani bence ana kartı hak, hak, yani. hak ediyordu yani. Hak ediyordu. kimi, çıkaralım ana karttan bu maç için? Abi çıkar işte. Jeff Neal, Santiago Panzini bir hmm. Kimi çıkarsan yeri diyorsun kemer maçı hariç. Kimi çıkarsan olur diyorsun. Yani çıkaracağım burada evet. Ee, Neil Ponzini bir olabilir evet. Hadi diğerleri biraz daha... Biraz daha isimler var. Cody var orada. Sean O'Malley yani. var aynen. Gerçekten bir de isim üzerinden de oynayan şey. isimler yani. Evet evet. Ee, burada da ama işte yenilgiler var. Pedro Munoz Aldo'ya yenildi işte. Evet. Dominic Cruz ne yaptı ya son maçında? Yendi galiba ama puanla yendi. Hatırlamıyorum ben de. Bakıyorum. Ben de. Bakalım. Ya Dominic Cruz'un devre geçti gibi geliyor bana. Sen ne dersin? Casey Kenny'i yenmiş evet puanla split decision'da. Dominic Cruz'un bence de geçti. Ee, çözüldü o mevzu yani. Hani onun çözüldü. üzerine geçildi Cody zaten onu hı hı. ilk e, büyük darbeyi vurandı yani hani o eee Dominic Cruz çok büyük bir karakter hani yanlış olmasın burada. Bütün Dominic yanlış dö olmasın. Dövüş biçimini değiştirmiş o siklette biri yani hani ona uyum sağlayarak, onu çözmeye çalışarak başkaları da gelişti. TJ gelişti. İşte Cody diye bir şey çıktı Team Alpha Mail'den hı hı. T.J. başaramadı, Cody <laughs> başardı falan. Ee, muazzamdı. Tek kişilik şovdu şey Cody'nin o Dominic Cruz maçı. Ee, yani böyle büyük bir karakterden bahsediyoruz. 4 sene ara verip geri geldi falan. Ee, bir sürü mevzusu var Dominic Cruz'un ama yani şu noktada e, MMA onu biraz geçti gibi geliyor bana. Tabii tabii. Yani Dominic Cruz Zaman kendi zamanı için çok bulunmazdı. Yani gerçekten Hı. onun ayak oyunları kimsenin anlamadığı bir şekilde kaçabiliyordu ama bir taraftan o da kırılgan bir yapısı var. Hı. Sürekli olarak yani yumrukları çok güçlü değil. E, yumruk atış şekli direkt diye bir şey neredeyse çok nadir çıkarıyor. Çok Hı. uzaktan yumruklarla gelebiliyor yani ayak oyunuyla birleştirerek. E, Pedro Muñoz bunu çözemezse başta çözene kadar zorlukça yaşayabilir ama çözdükten Hı. sonra çok üstüne basabilir yani çok üstüne gelebilir Dominic Cruz'un. Burada bir tahmin yapmayacağım o yüzden. Yani i̇şte tahmin yapmam Pedro Munoz diyeceğim ama. Ben de demeyeyim, Pedro derim. Demeyeyim yani. Dedin ama ben de Dedim, de. dedim artık yani. Josh Emmett biraz konuşalım istersen. Ee, ya da Augusto Sakai, Taito Yuvasa mı? Taito Yuvasa ben, da çıkışta ben, bu arada. Aynen. Onu, Augusto Sakai, Taito Yuvasa da çok arada bir maç. Ne güzel benzer, maç bence de. Benzer de. tarzları var. Striker ikisi de. Hmm. O açıdan zevkli bir maç olacak. Bence knockout göreceğimiz bir maç olabilir. Hmm. Taito Yuvasa bir tık daha hızlı oradan yakalama şansı daha fazla. Ben Tayyip Tuyvasa'yı bir tık önde görüyorum ama iki türlü gidebilir maç. Çok yakınlar çünkü. Ben de Tuyvasa'yı son dönemki halini beğeniyorum açıkçası. Bir şu iyi de görmeyelim mi be? Yani Bilmiyorum artık midemiz herkes... kalkmasın mı olur değil mi? Ya? <gülüyor> <gülüyor> Josh Hammett, Danny de konuşup hızlıca kapatalım. Danny ben son zamanlarda o kadar beğenmiyorum. işte olduğunu düşünüyorum. Josh Hammett'ın... Hmm. Ee, Josh Hammett'da da bitmiyor bu adam yani. Adam bitmiyor, Her, her türlü... Yaşadı, abi, çenesi kırıldı adam. Yani. yani tam şey tam bir zarar deme hasar. Heh, zarar diyeyim zarar demişim neyse hmm. hasar yani adam tam sonuna kadar hasarı absorbe edip geri geri dönüp onun da bir ölümden dönme şeyi vardı galiba ya. Gerçek hayatta bir şey değil mi? hiç hatırlamıyorum. İşte bir dövüşten sonra ya dövüş kariyerinin bitmesi durumu vardı. Bir çenesi kırıldı bir ara falan öyle hatırlıyorum ben. Olabilir. Hatırlayamadım şu anda. Ee, bu arada çok dayanıklı tabii Denige. Calvin Cater'a bile puanla kaybetti. yani ikisi de bırakmıyorlar. Bu bu maç şeye gider puana gider bir savaş içeriz. Gecenin dövüşü olabilir mesela orada. Değil mi? Olabilir bence de. Bu arada Shane Burgos'u en son. Josh i̇şte. Hammett. Michael Johnson, Mirsad Bektic, Shane Mirsad Burgos. Mirsad Bektic maçı inanılmazdı mesela. Mirsad hmm. Bektic bunu bitiriyordu neredeyse. Bir geri dönüş yaptı o maçta. İnanılmazdı yani. Evet evet. Ya adam... Tek vuruş nakaltı var ama. Mithat Bektiç'in şeyini durdurdu adam ya resmen. Gidişatını. O adam Mithat bektiş gerçekten gelecek vaat ediyor. İşte bu yeni gelen çocuk bu bir sonraki bu falan diyorlardı. Silindi. Durdurdu herifi yani. Aynen. Bu maç dediğin gibi gecenin maçı da olabilir. Hakikaten keyifle izleyebilirsiniz diyelim seyircilerimiz. Ağzına sağlık Recep Mert. Senin de öyle güzel tuhan. Teşekkür ederim. Evet, Pan for Pan analiz bölümünün sonuna geliyoruz. UFC 269'u pazar 06'da Esport Plus'ta izleyebilirsiniz. Ana kartı değerli dövüş sporu severler. Haftaya da onun değerlendirmesiyle sizlerle beraber olacağız. Şimdilik hoşçakalın. What a longest active win streak in the UFC. Dustin Poirier has beaten world champions. He's here to get his hand raised. I'm going to win by any means necessary. Amanda Nunes! The greatest of all time. There's no one even close to her. Who is going to rise to challenge Amanda Nunes? Juliana Pena! I am here and I am ready to fight. Two championship fights. No mercy.